Kim geldi? Kim olacak o? Gulyabani! Merhabalar, Kızılca Gün TV'nin sevgili izleyenleri, sevgili takipçilerimiz. Yine bir Gizlerinin Peşinde programıyla karşınızdayım. Konuğumu aslında tanıyorsunuz. Kendisiyle son kitabı üstüne Türklerde 5 element meselesiyle ilgili bir söyleşiyi, hatta Ankara'nın adları nereden geliyor konusunu da birlikte burada bu stüdyoda konuşmuştuk. O bir mitolog, o bir yazar, bizim sevgili arkadaşımız, dostumuz. Hoş geldin Nuray. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Nuray Bilgili benim bilebildiğim kadarıyla, yani okumalarımda gördüğüm kadarıyla Türk mitolojisine dair onunla hemhal olan açıkçası genç kuşak diyeceğim. Yani onun temsilcisi olarak çok üretken, bolca kitap yazıyor. Hatta bugün konu seçimini de şu anda baskıya giden, belki bir süre sonra basıldıktan sonra da yeniden konuşabileceğimiz kitabı üstüne, oradaki konular üstüne yapmaya karar verdik. Aslında konuşacağımız konu ilginç. Türk mitolojisinde kötücülleri konuşacağız. Aslında bunlar figürler, bunlar mitolojik figürler. Ama bu o kadar eskiye dayanıyor ki başka uygarlıklardan neşveret buluyorlar. Bugüne dair geliyorlar. Hatta benim ilgi alanım onların Anadolu'daki bugünkü halleri. Yani bugün karşılaştığımız hususun aslında mitolojik olarak ne kadar derinlerde kökler barındırdığını biliyoruz. Bugün biraz bunu konuşmak istiyoruz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasıl başlayalım? Sizin de söylediğiniz gibi aslında mitolojiler canlı varlıklar, yaşayan varlıklar. Yani biz mitolojileri asla unutmuyoruz. Belki biçim değiştiriyor, belki yeni dine göre adapte ediliyor ama bilinçaltı bunları canlı tutuyor. Yani sürekli yaşayan varlıklar. Gelecek kuşaklara da aktarılıyor bu hikayeler, söylenceler. Söylenceler şeklinde aktarılıyor. Bugün konuşacağımız konu dediğiniz gibi benim son kitabımdan, yani basıma giden kitabımdan konular. Yani Türk mitolojisindeki kötücül varlıklar. Evet, kötücül dediğimiz kötü varlıklar. Kötü varlıklar ama... Hep korktuğumuz... Ama aslında kötücül, tam da kötücül değil aslında. Ben hani ilerleyen sohbette söyleyeceğim, bunu anlatacağım. Mesela Tanrı Erlik, Türk mitolojisinde Tanrı kötü Erlik değil elbette. Kötücül varlık olarak biliniyor. Yani yeraltı varlığı, yeraltı dünyasının, ölüler dünyasının, ölüler aleminin tanrısı olarak biliniyor. Fakat ona çok saygı duyuluyor aynı zamanda. Şamanlar, kara şamanlar bu Tanrı Erlik'e hizmet eden şamanlar. Şimdi iki çeşit şaman var biliyorsunuz. Ak şaman ve kara şaman. Ak şaman gökyüzünde Tanrı Ülgen'e hizmet eden, dilekleri, istekleri, kurbanlığın ruhunu gökyüzüne taşıyan, Tanrı Ülgen'in makamı olan kutup yıldızına kadar taşıyan insanlar, özel insanlar. Bir de kara şamanlar var. Kara şamanlar kötü şaman demek değil. Türklerde ak ve kara karanlık dualitesi dünyanın var. Evet, ikili bir mantık sistemi var. Karanlık dünyanın şamanları, yani yeraltının şamanları, bunlar da çok özel. Bunlar ak şamanlardan bence daha da özel şamanlar. Çünkü Erlik Han'la karşılaşma cesaretini gösteren şamanlar bunlar. Şimdi yeryüzünde insanlar azdığı zaman, tabiri caizse, yeraltı varlığı Erlik Han insanları terbiye etmek için onlara hastalıklar gönderiyor, onlara felaketler gönderiyor. Bizim bu işte salgın hastalıklar dediğimiz, bulaşıcı hastalıklar dediğimiz, bunlar Tanrı'nın, yeraltı Tanrısı Erlik Han'ın insanları terbiye etmek için gönderdiği felaketler. İnsanlar bu felaketlerden kurtulmak için neler yapıyorlar eskiden tabii ki? Gök Tanrı dini zamanında eski Türklerin inancına göre yeraltı tanrısına da bir kurban kesiyorlar. Kara bir boğa, hani kara renkli olduğu için karadan... Hatta o boğaya biniyor zaten, evet, değil mi? Evet, o boğaya biniyor. Evet, yeraltında da bağlı boğaları olduğu düşünülüyor ve bu kara boğayı binek olarak kullanıyor ve ona da zaten kara bir boğa kurban ediliyor. Bu kurbanın ruhunu da tabii şaman yeraltına götürüyor ve onun işte öfkesini dindirmek için. Günümüzde ya da, de
günümüzde de Orta Asya'da bunun ritüellerinin fotoğraflarını gördüğümü anımsıyorum hocam. Evet, değil mi? Yani hala devam ediyor. Bildiğimiz karaboğayı kurban ederek büyük bir ateş çevresinde. Ateşle birlikte, evet. Evet, bir ritüel yapılıyor. Hala da devam ediyor bu. Şimdi Türk kültürüne gelecek olursak, geleneklerimizde de Tanrı Erlik'le biz bağımızı koparmamışız. Hı hı. Şimdi eski şamanlar kötü ruhları kovmak için bir takım tütsülerden yararlanıyorlar. Ardıç ağacı tütsüsü yakıyorlar. Üzerlik tütsüsü yakıyorlar. Hatta Anadolu'da hala devam eder. Ben küçükken de ninem yapardı. Bütün ev dolaştırılır. Evet, kırklanır, öyle denir. Hani ya su serpilir ya işte şey. Hocam kırklanır dediniz. Kırk mesela, değil mi? Tabii, kırk rakamı müthiş çok bir şey önemli. Herhalde Türkler için. Çok önemli. O da ayrı bir konu. Çok Peki. geniş bir konu bu da. Evde dolaştırılan bu tütsünün kötü ruhları uzaklaştırdığı tahmin edilir, söylenir ve üzerlik tütsüsüdür aslında. Şimdi üzerlik adının da Erlik Han'la bir bağı vardır aslında. Anadolu'da üzerliğe yüzerlik de denir. Hı hı. Yüz erlik, yüz bin erlik, işte kötü ruhlar kovulsun diye, göz değmesin diye yapılan bir ritüeldir ve tekerleme söylenir. Yüz erlik, yüz bin erlik, işte kötülükler gitsin, gelsin güzellik gibi tekerlemeler söylenir. Buradaki yüz erlik, yüz bin erlik vurgusu çok önemlidir aslında. Bu askeri bir şeye benziyor. Yüz askeri, tabii asker, bu ben en sonki kitabımda da bahsettim ben bundan. Şimdi askerler de Erlik Han'dan, Mete Han'dan beri değil mi? Onlu düzenler içinde. Aynen öyle. Yüz erlik, yüz bin erlik derken insanlar ister istemez Erlik Han'la bağ kuruyorlar. Fakat bunun farkında değiller. Yani bu tekerleme sürüyor yüzyıllardır. O tütsü yapılırken ninelerimiz bu tekerlemeyi söylüyor, büyüklerimiz bu tekerlemeyi söylüyor. Fakat erlikle bağlantısını tabii kuramıyorlar. Hı hı. Çünkü unutulmuş bir inanç bu. Bu üzerlik ya da yüzerlik bitkisi fosfat oranı yüksek olan mezarlarda yetişiyor. Bir tür uyuşturucu gibi bir şey değil mi hocam? Bu var. Büyülü bir halüsinasyon var mı? Etkisi de var. Tabii, halüsinasyon, tabii. Halüsinasyon etkisi de var yüzerliğin. Şimdi bu fosfat oranı yüksek olan bitki olduğu için şeylerde, mezarlarda yetişiyor. Hmm. Mezarlar doğrudan yeraltı dünyasıyla alakalı. Bu bitkiyi yakmalarının sebebi de zaten mezarlıklardan toplanması ve hani kötücül ruhların, kötü ruhların kovulmasıyla alakalı. Mezarlıklar işte yeraltı dünyasıyla, ölüler alemiyle alakalı yerler çünkü. Yeraltıyla alakalı ilginç. Yerler. Bir de şeyle ilgili, Erlik Han'la ilgili bir başka ritüel daha var. Yani Anadolu'da devam eden, bizim hani farkına varmadığımız bir ritüel belki. Ölen insanların cesetlerin üzerine biz hani bıçak ya da demir koyarız. Ve bunu ölü şişmesin diye yaparız, yapıldığı evet. söylenir. Hani İslamileşmiş versiyonudur bu ama eskiden insanlar, işte şamanlar yer altına inerken üzerlerinde demir madenini bulundururlar ki kötü varlıklar onlara gelmesin, rahatsız etmesin diye. Hmm. Şimdi bu mesele de bununla bağlantılı. Yani ölen insanların cesetlerin üzerine demir, bıçak, işte demirden alet ya da makas gibi demirden aletlerin konması da bununla alakalı. Yani kötü ruhlar, Erlik Han özellikle sorgulamasın ruhu. Yani çok fazla rahatsız etmesin. Yeraltı varlıkları uzak dursun. Çünkü ölü, yani ölen insanın ruhu öldüğü zaman ruh nereye gidiyor? Ölüler alemine gidiyor. Orada bir sorguya çekilecek. Erlik Han onu bir sorguya çekecek. Kötücül varlıklar onu rahatsız edecek. Bundan uzak dursun diye aslında bu ritüel yapılır. Fakat günümüzde İslamileşmiş versiyonu bunun ölü şişmesin diye söylenir. Güzel. Çok hoş. Evet hocam, bir başka başlığımız var. Bu Anadolu'da sıkça karşılaştığımız bir şey. Ben bile anımsıyorum bir sürü sözcüğü. Bu al karısı al basması meselesi var. Evet. Değil mi? O da bizim Türklerin mitolojik olarak getirdiğimiz bir anlayış biçimi. Evet, evet. Aslında al karısı ana tanrıçı arketipinin kötücül tarafı. Yani hani Jung, Carl Gustav Jung mantığıyla konuşursak böyle arketipler var. Yani anne arketipi,
tanrıçı arketipi, tanrı arketipi. Bu arketipleri biz özellikle rüyalarda ve işte masallarda, mitolojilerde görüyoruz. Orada canlanıyor. Çünkü bunlar bilinçaltı varlıkları. Bilinçaltından bilinç üstüne çıkarken arketipler şeklinde, karakterler şeklinde hayat buluyor bunlar. Bunlar tanrısal enerji arketipler. Bunun bizdeki bu, karşılığı da Lousa kadının başına kırmızı bir evet, şey bağlanması hali mesela değil evet, mi? Evet, işte bu kötü tanrıça, kötücül tanrıçanın karakter bulduğu, isim bulduğu varlık al karısı. Cadı arketipi bu. Hı-hı. Yani kötücül varlık. Ve günümüzde de al bastı şeklinde, yine de al karısı şeklinde de devam eder. Yeni doğum yapmış kadınlara özellikle işte başlarına, üzerlerine kırmızı bir eşarp ya da kırmızı bir kurdela bağlarlar. Ya da işte yine yastığının altına demirden bir makas, demirden bir alet koyarlar ki al karısı rahatsız etmesin. Çünkü al karısı al renkten, hani ismi al karısı ama yine de al renkten, kızıl renkten korkuyor ve korktuğunu bildikleri için de yeni doğum yapmış kadının başına kırmızı bir eşarp, tülbent bağlıyorlar. Ya da demirden bir makas koyuyorlar yastığın altına. Bu da kötü ruhlar yine hani gelmesin, rahatsız etmesin diye şeklinde devam eden bir şey, anlayış, gelenek. Burada bu Lousa sürecinde, Lousa kadınlarla ilgili bu süreçte bir de 40 meselesi var. 40 evet, günler meselesi 40 var. 40 günden sonra çocuk ya da Lousa dışarıya çıkarılıyor. Değil mi? Bir 40 diye tabii, bir şey var 40, bizde yani. 40'lamadan olmaz. 40'lamadan olmaz. Çocuk 40'laması vardır. 40 günden sonra çocuk çıkarılır ya da işte banyo yaptırılır. Bu şekilde inançlar devam eder, ritüeller de devam eder. 40 Türklerde önemli bir sayı. Çünkü bir bebek anne karnında 40 hafta süreyle olgunlaşıyor. Bu olgunlaşma süresi çok önemli. O yüzden geçiş ritüellerinde, Türklerde geçiş ritüellerinde 40 sayısı daima kullanılır. Evi kırklamak deriz mesela. Temizlemek evi, anlamında evi temizlemek, değil mi? Kırklamak, işte kötü ruhlardan, fena ruhlardan arındırmak anlamında. Ya da işte bebek 40 günden sonra olgunlaşır. Çünkü anne karnında 40 haftadan sonra olgunlaşıyor. Ya da işte 40'ından sonra derler mesela, hani insanlar 40'ından sonra olgunlaşır, kemalete erer. Yani 40 gün erginlenme ritüellerinin sayısıdır aslında. Biz ölünün arkasından da 40 günlük bir yaz gibi. Aynen öyle, aynen öyle. Çünkü ölünün de bir şeysi var. Yani öteki dünyaya geçmek için bir süresi var. 40 günden, 40 gün sonra geçtiği varsayılır. Yani o geçiş ritüelleri hep 40 sayısına tekabül eder. Çok hoş. Evet hocam, izleyenlerimiz açısından ilginç olabileceğini düşündüğüm bir başlık var. Gulyabani. Evet. Geldi işte. Geldi. Bunu konuşacağımızı anlayınca bir şeyi anımsadım. Bizim kuşak yani herhalde ilkokul, ortaokul yıllarında Gulyabani'yi mutlaka okumuştu. Rüyalarımıza da girmişti açıkçası. Yani ben etkilendiğimi anımsıyorum. Yanılmıyorsam Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 1913'müş hocam, ona baktım. Evet, 1913 ilk baskısı öyle. Baskısı hatta, 1913 evet, tarihli. Evet, 1913. Evet, evet, bir de aslında çok ilerici bir şey. Yani bu tür hurafe sayılabilecek şeylerden evet, bu ulusu aydınlatma noktasında böyle de bir kitap hazırlanmış. Tabii ki, tabii. Bunun mitolojisi nedir? Yani nerelerden evet, neşveret buluyor? Sizin de dediğiniz gibi Türk sineması da bunu kullanmış. Kullandı tabii, çok çok. İzlemeyen yoktur herhalde. Evet, hepimiz keyifle izledik o filmleri. Ve korkarak da izledik. Evet. Biraz Gulyabani deyince, çünkü bilinçaltı hemen harekete geçiyor. Yani harekete geçiren şeyler var. İmajlar oluyor beyinde. Gulyabani aslında eski Arap ve İran, evet, Fars mitolojisinin bir yaratısı, varlığı. Tabii biliyorsunuz ticaret yolları, göçler vesaire, bunlarla yayılıyor bu şeyler, hikayeler, masallar özellikle ticaret yollarıyla yayılıyor dünyaya. Bize de geliyor tabii ki. Biz de bunu kendi kültürümüze göre adapte edip söylüyoruz. Gulyabani'nin adı Gohul diye yazılıyor, Gul diye okunuyor ya da işte Gul. Bu varlık kötücül bir varlık Arap mitolojisinde.
Çöllerde gezen, işte yıkık yerlerde gezen, mezarlarda gezen tüylü bir kötücül varlık olarak biliniyor. Bunun aslında şimdi şöyle de bir şey ben eklemek istiyorum. Bu masal motifleri, mitoloji motiflerinin mutlaka göksel bir arketipi var. Taner Bey. Hmm. Bütün tanrı ve tanrıçaların göksel bir arketipi var. Bütün kahramanların, bütün işte prenslerin, prenseslerin, masallarda geçen motiflerin, hayat ağacının, hayat suların bile göksel bir arketipi var. Göksel bir izdüşümü var. Tanrı ve tanrıçalar gökyüzündeki gezegenlerle eşleştiriliyor. Kahramanlar evet. gökyüzündeki takım yıldızlarla eşleştiriliyor. Böyle bir sistematiği var mitolojinin. Yani mitoloji bilinçaltının ürettiği uydurma hikayeler değil. Değil mutlaka mi? Bir bağlamı var. Bu Gul Yabani'nin de Gul adı verilen ya da Gol adı verilen, Gul adı verilen varlığın da göksel arketipi Algol yıldızı. Hı hı. Algol yıldızı ne biliyor Hangisi? Musunuz? Medusa. Oo. Medusa yılan başlı kadın. Oo. Yani kötücül bir gezegen şey, kötücül bir yıldız. İstanbul'daki şeydeki Susarnıcı'ndaki evet. ters duran. Aynen öyle. Kadın Algol. Hmm. Algol, Algol hmm. yıldızı. Şimdi Arap astronomisi, astrolojisi çok muazzam bir bilgiye sahip biliyorsunuz. Araplar çok öyle önceden çok müthiş bilgileri var. Şeyle yıldızlar, yıldız bilimi çok ilerideler. Bu yıldıza da bu yıldızın yansımasıdır aslında Gul Yabani. Algol'ün yeryüzündeki bedenlenmiş halidir. Hı hı. Bu tanrısal enerjinin bedenlenmiş halidir. Hatta Perseus biliyorsun Perseus tutar başından. Perseus da Pers savaşçısıdır. Hı hı. Pers savaşçısı giyiminde bir varlık olarak öne çıkar. İşte kılıcıyla Medusa'nın başını keser. Gökyüzündeki arketipi budur aslında. Ve en önceli diyeyim, en arkaik formu Sümerler'de. Sümerler'deki tabii Gallu Gallus olarak geçer. Bu yıldız, bu kötücül varlık yeryüzündeki şekil bulmuş hali Gallu Gallus şeklinde geçer. Sümerler'den aslında alıntıdır. Yani Gul Yabani. Şeylere, Farslara Gulibeyabani olarak geçer. Bizde de Gul Yabani olarak telaffuz edilir ve masallara, işte anlatılara korku hikayelerine yansır. Çünkü kış geceleri biliyorsunuz işte televizyon yok, radyo yok, bir şey yok. Kış gecelerinde insanlar ne anlatıyor? Masal anlatıyorlar. O uzun kış gecelerinde bu hikayeler anlatılır. Gul Yabani hikayesi de böyledir. Güzel. Bir de bu inançlar içinde şey var hocam. Cazu var. Cazu. Evet. Evet. Cazu, cadı, cazı deriz biz halk arasında. Bu karakter de yine kötücül ana tanrıça karakterinin yansıması. Hı hı. Yani halk arasının... Ama bu biraz Hindistan şeyleri var mı? Eskilikleri, bağları var mı? Hindistan... Onların mitolojisinde var mı? Mutlaka vardır. Hı. Çünkü Orta Asya ve Hint... Aynı coğrafya. Aynı coğrafya, evet. Alışveriş olduğu muhakkak. Cazı karakterini biz en çok şeyde görüyoruz. Karagöz Hacivat Gölge Tiyatrosu'nda görüyoruz. Oradaki hangi figür o? Cazı karakteri. Cazı. Cazu karakteri. Burada da zaten alt karısıyla bağlantılı. Bunlar bilinçaltında çoğalıyorlar. Yani kendini yeniliyorlar. Çoğalan varlıklar bunlar. Motifler. Şimdi Türk mitlerinde cazı karakteri ya da işte alt karısı karakteri ya da cadı karakteri süpürgeye binip uçmaz. Türk fıçı cadıları Türk fıçı. Cadıları küplere biner. Küplere biliyor. Fıçı. Küpe evet, biner. Küpe. Küp değil mi? Hatta küplere binmek deyim buradan gelir. Geliyor. Hani sinirlenmek, kızmak anlamında küplere bindi deriz ya. Ya evet küpe bindi diyoruz hakikaten. Evet. Aslında o süpürgeye bindi ve gitti. Evet kızgınlık yani içinde. Aynen öyle. Müthiş. Batı mitlerinde cadılar süpürgeye biner ama Türk mitlerinde küplere küpe. Biner uçar. Hatta işte bu tarihi Karagöz Hacivat yani Gölge Tiyatrosu'ndaki cazı karakterinin de küpe binip uçtuğu gösterilir. Yani öyle tasvir edilir.
küpün üstünde işte çıplak bir kadın, memeleri ortada bir kadındır. Öyle zaten yani masallarda da öyle anlatılır. Başında bir karga vardır. Kargalardan haber almak deyimi buradan gelir. Hmm. Bu kadınlar kargaları da kullanırlar. Yani kargalardan haber alırlar ve hani kahindirler aslında. Falcıdırlar. Geleceği de bilirler. Onlardan haber alırlar çünkü. Masallarda da zaten mesela Nardaniye masalı vardır biliyorsunuz. Biliyorum. Pamuk Prenses'in Türk versiyonudur Nardaniye masalı. Nardaniye masalında elma yemez Nardaniye Hanım. O kötü cadı ona başından çıkardığı bir tarak ya da işte baş saç iğnesini batırarak onu zehirler ve öldürür. Onun için taraklar ortada bırakılmaz. Tarak, evet, tarak çok önemlidir. Çünkü olur kafana vurursun. Aynen öyle. Bu cazu şey yapıyor değil mi? Çarşamba günleri geliyor evlere. Evet, onların da bir hikayesi evet. var. Evet, işte bunlar dediğim gibi bilinçaltı yaratıkları olduğu için kendilerini yeniliyorlar ve çoğalıyorlar. İşte bu karakterlerden bir tanesi de çarşamba karısıdır, çarşamba cadısıdır. İşte çarşamba günleri salı günü akşamından aslında hani gelir. Salı sallanır deriz ya, iş yapılmaz deriz. İşte salı akşamından gelir, çarşamba gününe kadar evi dağıtır. İşte unları döker, işte her yeri karıştırır. Çarşamba karısı gibi olmuşsun tabiri de buradan gelir. Yani saçları başları dağınıktır dağınık çünkü ve bu kadın. Toplamıyorsun ortalığı aynen çarşamba öyle. Karısı. Aynen öyle. Üstü başı yırtık, işte saçı başı dağınık, evi dağınık kadınlara çarşamba cadısı gibi olmuşsun deriz biz. Hatta çarşambaları temizlikte yapılmaz. Yapılmaz. Onun evet. için yapılmaz. Nasıl olsa dağıtacak diye. Yapılmaz. Aynen. Güzel. Aynen öyle. Çok hoş, çok hoş bir izlence aslında. Evet, aslında programımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Son konumuz da Karakonkolas. Evet. Nasıl bir şey bu hocam? Karakonkolas aslında bir alıntı. Öyle mi konuşuyoruz? Evet. Karakonkolas. Konkolas, Kankolas, çeşitli Jongolas, çeşitli şekillerde Anadolu'da söylenir. Aslında bu da bir ödünçlemedir. Biz bu halk kültüründe bu tip varlıklara, yani bu tip alıntılara ödünçleme diyoruz. Ne demek hocam o? Karakonzilos diye bir varlık vardır. Yunan mitlerinde geçer. Hı hı. O oradan ödünçleme almışız biz. Ha, yani ödünç aldığımız. Ödünç aldığımız, evet. Ödünç aldığımız ve kendi işte kültürümüzle yoğurduğumuz bir şeydir, tiplemedir bu. Zaten kara biliyorsunuz, kara kötücül varlıklar genelde al ve karayla ifade edilir. İki renkle ifade edilir Türk kültüründe. Karakonkolas uzun kış gecelerinde ortaya çıktı. Yani bu zemherinin hani Ocak ayında oluyor sanıyorum Aralık, zemheri. Ocak, evet, Aralık, Aralığı Ocak. Ocağa bağlayan dönem. Gece Hı-hı. geceleri çıktı. Bu Hı-hı. uzun kış gecelerinde ortaya çıktı ve insanların yolunu keserek sorular sorduğu varsayılır, anlatılır halk kültüründe. İnsanların karşısına çıkar ve işte nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, senin adın ne gibi sorular sorar. Siz bu sorulara daima başında kara kelimesini kullanarak cevap vermek zorundasınız. Yoksa sizin işte canınızı alır ya da size zarar verdiği düşünülür. Mesela nereden geliyorsun? Karadağ'dan geliyorum. Nereye gidiyorsun? Karakent'e gidiyorum. İşte ismin ne? Kara Ali şeklinde. Hani sürekli karayla bir tekerleme şeysi de var burada biliyorsunuz. Hani tekerlemeye de tekerleme kültürüne de giren bir durum bu. Bu şekilde cevap vermek zorundasınız. Bir de mesela geceleyin dışarıdan seslenir size. İşte dışarıya gel diye. Fakat tanıdık bir ses vasıtasıyla seslenir. Mesela annenizin sesiyle ya da babanızın ya da arkadaşınızın sesiyle seslenir ve dışarıya çağırır sizi. Ve eğer o sesi takip ederseniz siz o kış gecesinde yollarda kaybolursunuz. Böyle de anlatısı vardır Karakonkolas'ın. Ne güzel. Ebeveynler çocuklarını ürkütmek için anlatıyorlardır. Tabii. Muhtemelen çıkmasınlar Tabii. diye. Gece çünkü uzun geçiyor. Geceler uzun. Ha. Masallar anlatılıyor. Korku hikayeleri anlatılıyor. Tek oyalandıkları şey masallar ve mitolojiler insanların. Hocam çok teşekkür ederim. Su gibi aktı geçti. Ben Bunları konuşacaktık. Ediyorum. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tekrar davetiniz için teşekkür ediyorum. Bir vesileyle de böyle duyurmuş olduk kitap evet, projemi de. Evet, bence de. Bence de hem ilgiyi uyandıracak diye düşünüyorum. Dilerim izleyicisi de okuyucusu da bol olur diye düşünüyorum. Sizi burada ağırlamaktan müthiş keyif alıyorum.
Daha önümüzdeki günlerde elbette başka programlarda birlikte oluruz diye. Ben de diye. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Yeniden bir buluşmak üzere. Hoşça kalın.